Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz oyunumuza. Şöyle ben size nerede olduğunu göstereyim. Goblin köyündeydik en son, hatırlıyorsanız. Orada ben birkaç düzenleme yapacağımı söylemiştim. Düzenlemeleri yaptım. Sonra şuradaki açılmayan bölgeye gitmek istedim. Şu an buradayım. O bölgenin girişindeyim. Hani bir şey kaçırmadınız. Şu şeytanlı bölgeye, şeytanların çıktığı bölgeye gideceğim. Bir bakacağım buradan sonra. Level'ları kaçmış falan zorlanırsak tekrar. Yine o zorlandığımız dövüşün oraya mecburen gideceğiz. Çünkü orada bir ipucu buldum. Orada tuzakların bol olduğu bir yer vardı hatırlarsanız. O tuzakların bol olduğu yerdeki aldığımız papyrus, yani kağıt, onu okuduğumuzda cadının evindeki barikatın, yani oradaki büyülü duvarın bozulması gereken, yani bozacak kişinin, onu yapan büyücünün ismi söz konusuydu. Orada konuşan mantarlar vardı hatta, hatırlarsanız. O mantarları bilmece falan sormuştuk. Mantarlar o kalkanı kaldırmanın tek yolunun, onu yapan büyücünün büyüsünü ormanda bulmak. Büyüsünü ormanda bir yere saklamış. O büyücünün ismi de o papirüste geçiyor. Büyük ihtimal oralarda bir yerlerde bir şey saklanıyor. Biz fark edemedik galiba. Çünkü orada ben dediğim gibi büyük bir şey vardı, çok tuzak vardı. Fakat biz bulamadık. Bizim dikkatsizliğimizden kaynaklı bir şey olabilir. Tekrar oraya bakacağım. Önce ama şu açılmayan bölgeye bakayım. Dedim buraya geldim. Nerede onlar? Şurada. Burada hayvanları toplamış bir adam var. Onlarla konuşuyor. Bakın domuz, kedi, koyun, kurt, geyik, tavşan. Müzik çalacak herhalde. Hi then. Now, Rackus Rex, that most terrible of kings, that most evil of wicked worms. What a pleasant sight. Now, Rackus Rex, that most terrible of kings, that most evil of wicked worms. Destroyer of cities and dreams, finally defeated by the noble source hunters and cast down to rot, including the guest who was once a great, apple-cheeked and kind, and the beloved twin sister, as the same. They were forged by their very souls, the twins, and neither desired to live in a world which the other had fled. Until we meet again. İnanmıyorum geleceğe falan. Çünkü oyuncuların role playing bir oyun, yani istediğim şeyi ben kendim gerçekleştiririm zaten. Ooo, solmuş tam plakası ve 56. Ooo, çok iyi be. Aldım. Siz için sorun olmaz umarım, değil mi? Olmaz, olmadı zaten. Abi bu seyir olacak nedir? Söndürüyor. Şurada sevimi yapayım. Hemen o zırhı bakmak istiyorum. Müsaadenizle. Şu densin 39. Abi 56. Bayağı iki katı yani neredeyse. Şimdi bunda ateş direnci 25, bunda 15. Su direnci 15. Yüksek toprak direnci 15. Yüksek hava direnci %30 kendilerinde. Bunda %15. Fakat bunda ne var? 56 zırh var. Hareket artı 10, burada eksi 66, güç artı bir güç var benimkinde, bunda yok. Neyse, o yüzden şimdilik dursun. Scarlet'e gönderelim şimdi. Bu neymiş? Türbülans çamur kabı. Dursun burada. Neyse. Ateşli kalp. Şişelerin arasına koyalım. Siyah kumaş boyası burada dursun, şişelerin arasında. Evet. When last we left the deathly hag, she hovered over the counselor's deathbed among the throng of his beloved, watching, waiting, vials of purple evil at her head, excitement on her slavering lips. Cloaked was she in a wallflower. Madara, Madara, Madara. Unseen was she by the groups of maids and husbands and children. 12. Shriek if they saw her. Görüş şey yapacak. Görüşünü keser. Bunun karşılıklı 7. 15.
just beneath his breath, waiting to consume him. The hag, grinning, she tingled. She knew what happened. She tingled her corpse. Kursun ya, o da çok güzel. Evet, şimdi devam edebiliriz. Of. 600 altın bulduk ya. Burası tekrar çöle çıkıyor. Burası sanırsam yol bitiyor aynen. Burada mahkumlar var. Bir şey buldu burada. Alalım. Burada da bir şey yokmuş anlaşılan. Şuradan şöyle yukarı çıkacağız. Bu haritada bu kadarmış arkadaşlar şimdi. Şimdi o büyücünün olduğu yere tekrar gideceğim. Orası neredeydi? Tuzakların bol olduğu yer burası. Buraya gelsinler. Gelmiyorlar, çok güzel ya. Evet, neden gelmediğini de anladım. Evet abicim, buradan gel. Göstereyim ben sana yolu. Evet, şimdi oldu. Daha düşünün artık oyuna kara orman var arkadaşlar. Oyun inanılmaz uzun, inanılmaz geniş, inanılmaz fazla şey var diyeceğim. Çok fazla şey aslında yok. Diyalog var ama ve lakin çok ben açıkçası çeşitlilik anlamında yeterli olabilir ama daha fazlası da olabilirdi. Yani silahtan falan bahsedeceksin, yok silah çeşitliliğinden bahsetmiyorum. Görevler bir süre sonra hani şuraya git, buraya git, şunu al, bunu al, şununla konuş, bununla konuş. Dediğim gibi arada oyunun bir ara sahne eksikliği var aynı zamanda. Firma AAA kafasında yapmadığı için oyunu açıkçası. Ben isterdim biraz ara sahneler, arada bir videolar falan olsun ki bizi heyecanlandırsın. Maalesef o yüzden bir kısır döngülük sanki hissediliyor oyunda. Belki de şu an bu oyuna tek kısır döngü diyen kişi ben olmuş olabilirim. Olabilir, doğaldır ama dediğim gibi arkadaşlar bir süre sonra oyun sıkıyor. Şu açıdan sıkıyor. Çok sıkılmadım evet. Merak ediyorum bir sonraki aşamada ne olacak, bir sonraki aşamada ne olacak. Geçemediğin için sıkıyor diyebilirsiniz. Zaten sizlerle beraber yavaş yavaş bölümleri geçiyoruz ama dediğim gibi oyunda bir duranlık var. Yani sürekli savaşmıyorsunuz ya. Şimdi savaş bitti, etraftaki askerlere şey yaptık. Bir yerde takılıyorsunuz. Yani tıkandığınız anda bir yerde oyun biraz sıkmaya başlıyor. Geçemiyorsunuz. Oraya gitseniz giriş yok. Sola gitseniz soldan gidemiyorsunuz. Sağdan gitseniz sağa gidemiyorsunuz. Bir yerde takıldığınız anda maalesef oyun sıkabiliyor. Şimdi ben mesela Skyrim'de falan veya Witcher'da yemek aldığımda şu an fark ettiğiniz bir şey söyleyeceğim. Yemek aldığımda oturup yemek yiyorum. İç geçiyorum falan hani oyunda.
sanki yaşamış gibi, ben rol yapıyorum açıkçası. Ki hakikaten oyunlarda ben bu tarz şeyleri çok severim. Hatta abartayım olayı. İşte ciddi ciddi şunu söyleyebilirim ki Skyrim'de veya Orta Çağ oyunlarında genelde yemek falan yediğimde abi tavuk mu yiyorum? O anda direkt canım tavuk çekiyor ve gidiyorum tavuk yapıyorum evde. Düşünün yani. Veya bir şey içerken bir şey içiyorum. O anı hissederek hani yaşıyorum sanki. Role playing zaten RPG'lerin de olayı budur. Rol yaparken kendinizi kaptırıp kendinizi orada karakter gibi görmeniz gerekiyor ve benimsemeniz gerekiyor. Ha şimdi günümüzde kim sıkılmaz ki şimdi günümüzdeki dünyadan hani. Evet çok şey var, çok eğlenceli şeyler de olabilir dünyada, sıkıcı şeyler de olabilir. Yaşam tarzına bağlı biraz. Hani ben şahsen orta çağda veya bir uzay çağında yaşamak isterdim ama daha çok tabii orta çağda yaşamak isterdim. O yüzden de orta çağla ilgili RPG oyun oynadığım vakit kendimi kaptırıyorum ve çok mutlu oluyorum da. Bu oyunda mesela o olaya giremedim. O atmosfere giremedim. Mesela şöyle göstereyim en basit örneği. Bakın arkadaşlar iksirleri içmiyorum. Zorlu dövüşlere saklıyorum bunları açıkçası ama hani atıyorum şuradan bir şarap falan veya bir şey içemiyorum. Çünkü adamı oturtayım, hani izometrik olduğu için olayın derinine inemiyorsunuz. CD Direct Project'in deli gibi. Birazcık hani şu an bildiğiniz gibi Cyberpunk 2077 yapım aşamasında az kaldı. Hani biz bir sene maksimum iki sene belki de hani 2020, 2019 sonu gibi çıkacak diye tahmin ediyoruz. Ama onların dediği bir şey var. FPS kamera yapmamızın sebebi oyunun içine biraz daha girmemiz. İşte Skyrim'de bu olay vardı. Veya first person olsa sıkıntı değil. Omuz üzeri kamera da olabilir. Kendinizi biraz oyunun içinde hissetmeniz gerekiyor ama izometriklerde evet keyifli izometrikler fakat oyunun içine tam olarak giremiyorsunuz diye düşünüyorum. Ben açıkçası çok şey yapamadım. Oyunu sevdim. O apayrı bir şey. Oyunu çok keyif veriyor. Çok güzel bir oyun. Senaryosu da güzel. Her şey çok güzel şu an 4-4'lük ama belli kısır döngüleri var. Takıldığınız yerde sıkabiliyor ve rol yapma öğesi biraz daha derin olabilir. Yani derin derken biraz daha yaşanabilir. Karşınızda karakterle bütünleşebilir olmanızı isterdim. Hani burada şöyle örnek vereyim. Bakın bir sürü yiyecek var. Bunların hiçbirini yemedim. Niye? Adam yerken çünkü çok gerçekçi bana açıkçası gelmedi. Hani bunu oturup mesela yemek isterim. Bunun bana çok fazla bir eylemi olmasını isterdim. Ya da şöyle bir şey yapılabilirdi. Oyun o zaman gerçi çok zor olur. Bilmiyorum daha zor seviyesinde var mı? Atıyorum acıkması, susaması gibi şeyler var mı karakterin? Olsaydı çok daha derin bir oyunmuş olurdu. Yani olmasını isterdim ama çok az etkileyecek şekilde. Hani ikide bir susamasını istemezdim. Hani oyunu 3-4 saat oynuyorsun. Çok az bir susa da hemen bir şey iç. Biraz daha etkili olurdu diye düşünüyorum atmosfer için. Neyse çok konuştuk. Şimdi arkadaşlar, şuradan bulduğumuz kağıtta o büyücünün ismi yazıyor. Sandıktan da bir şey çıkmadı. Ben ona anlam veremedim. Bu büyüyü bozabilecek ne var burada? Careful, I've spotted a trap. Heh, şurada gömülü bir şey varmış. Belki de burada. Bariyeri kaldırmamıyorsa aynen ya buradaymış arkadaşlar. Spell for removing magical barriers, is it? I bet we won't have any use for a thing like that. Tamam, büyüyü bulduk. Çok iyi ya. Şimdi o zorlandığımız dövüşe tekrar gidecek miyim? Gitmeyeceğim. Şu zaten amaç bariyeri bulmaktı. Bariyeri nasıl kaldıracağımızı bulduk. Şimdi nerede abi bariyer? Şurada. Hatta niye uğraşıyorum ki? Açıldım kadını. Tek buradan çıkalım. Evet, bariyerin önüne geldik. Şimdi ne yapalım? Hemen inventory'yi açalım ve notumuza bir bakalım. Ne yazıyormuş? Okumak için kullan. Oku. Merhamet sahibi Maradino buyurur. Keyiflenin mantarlar. Bu bariyer şapkalarınızın üzerindeki tek tüyü incitmeden kalksın. It appears Maradino had some talent mixed in with all that hot air. He certainly knew how to remove magical barriers. Gördüğünüz gibi okuyunca büyü hemen kalktı. Hmm.
Akçadım'ın kabini. Bilgiliğin yolu. Alabilirim. Sinek mantarı alabilirim. Çürek mantarı alabilirim. Mantarları toparlayalım. There's an angel in this mirror. Şimdi arkadaşlar içeri gireceğim. Buradan büyük ihtimal bir yere ışınlanacak bu. Evet. Cadının mağarasına geldik. Kendisi buralarda değil. Kabin anahtarı. Büyüsel stratejiler. Kilit karakterlerden biri büyük ihtimal. Cadımız. Şuralara bakalım ne var ne yok. Dediğim gibi arkadaşlar oyunun tek eksiği atmosfere biraz daha girememek ve tıkandığınızda bir yerde oyunun biraz sıkması. Hani herkese hitap etmeyebilir oyun. Yani bu türü sevmeniz gerek. Bu türü benim gibi sevenlerdenseniz oyun size keyif verecektir. Dediğim gibi çok ben de açıkçası sevdim. Oyunu çok sevdim. Mükemmel bir oyun ama kusursuz değil. Evet mükemmel benim için ama kusursuz değil. Kusurları ufak tefek bahsettiğim gibi var. The place seems to have been searched in a hurry. Ama böyle oyunda da açıkçası açız. Bilgisayar özellikle PC'ciler için. Ben PC'ci hani PC'ciler için diyordum da ben kendim PC'ci falan değilim. Şöyle değilim. Hani konsol veya PC'ci olayına ben karşıyım arkadaşlar. Ben hem konsol, PlayStation 4 Pro hem de PC sahibi olarak ikisini de abi oyuncuyu sonuç yani. Ayrım yapmam ben kesinlikle. Hangisinde iyi oyun çıkarsa onu alır oynarım. Ama eski bir PC'ci olarak eskiden konsolum yoktu. Hani PC ile bu işe oyun için ilk girdim. Tabi Atari'leri saymazsak, Atari Karakutu, Atari 2600 modeli vesaire onları saymazsak veya Atari salonlarını ilk eve bilgisayar girmişler, yani konsol girmemişti. Commodore 64'ler, dediğim gibi Atari 2600'ler. Hani bilgisayar oyunlarından keyif alırdım. Beni tanıyanlarınız belki bilir. Commandos serisi, Desperados, Red Alert, Age of. Bunlarla yetişen bir nesil olduğumuz için bu tarzda izometrik kamera açılı RPG oyunlarını arıyoruz. Hani Diablo olsun, Baldur's Gate olsun. Bu tarz çok fazla oyun yok. Ama artık günümüzde yavaş yavaş bunlar da çoğalmaya başladı. Bu yüzden de mutluyuz. Yani çeşitli olması gerekiyor. I've spotted something interesting. Düğme buldum. Bakalım cadı nerelerde? Bu kadar sohbet ettik ama önemli olan şu an cadı. Ak cadı. Beautiful cave. But who knows to what dark purpose the witch might have. Keep your senses sharp for any sign of source. Look at this. Look at what this immaculate have wrought. But I will avenge these animal spirits in kind. The immaculate have slaughtered so many beasts. I don't doubt it, but the question is why. Aşağıdan yol var çünkü yukarıdan da var. Ben aşağıdan gitsem, aşağıdan gideceğim. A beautiful view indeed. To think this sanctuary has been compromised by dark forces, forces you can combat, did?
Did that puddle just address us? Either that, or our judgment's been addled by mushroom spores. Sen mi gitseydik ya? Bir üstlere bakalım. Burada çünkü bir şey var sanki de. Üstlere bakmak istiyorum. Pardon. Lekesiz avcı seviye 10. Şurada bir şey bulduk. Önce onu alayım. Şimdi devam edebiliriz. Lekesiz avcılarla savaşacağız. Çünkü onu bunlardan gizli gelmiştik. Kaç kişi? 1, 2, 3, 1 domuz. Domuz tabi ortak düşman gibi. Domuzla uğraşıyor şu anda. Turinger'mış ismi de. Evet, donma yaptılar. Bizim de örümceğimiz var, ne olacak yani? İlhamlanma. Abi hepsi de büyülü ya bunların. Büyücüsüyse eğer yanmaktan hoşlanmayacak. Evet, biri gitti. Ama ya artık yani sıra onlarda. Evet, ıskalarsan böyle donarsın. Hak ettin. Hak ettin. Şu an hiç diyecek bir şeyim yok. Hak ettin. Iskalamasaydın arkadaş. Oh, kritik vuruş diye de.
Önündeki sakatlandı. Evet, büyücüye güle güle diyoruz. Madara'ya enerji vereceğim de maalesef olmuyor şu anda. Görünmez oldu bu arada. Bu da gitti. Ha, domuz bizdenmiş. Evet, o da şoka girdi. Oh, vur vur, götüne götüne. Evet, savaş kazandık. Thuringer'ı da kurtarmış olduk böylelikle. Şimdi sen abi şu kızımıza bir yardım et. Madara'ya. Antik. Kılıç. Of, yavrularını falan da dönmüşler ya. Abi bu adamlar kötü bence. Ya da cadı bize her şeyi bu şekilde gösteriyor, bilmiyorum. Sandık falan yok değil mi burada? Yok. Tamam. Şimdi arkadaşlar buradan devam ediyoruz. Abi böyle gidiyoruz şimdi yukarı. Şu aşağıda ne vardı onu merak ettim. Şimdi aşağıya gidelim bence. Buradan çünkü bu böyle gidecek. Anlaşıldı. Aa, bu ne? Burada da kesin şeyler var. Bu lekesizler var. Abi lekesizler deyince direkt aklınıza sizin de şey geliyor mu? Game of Thrones'taki lekesizler. Benim direkt o geldi ya. Daha böyle iyi bir şey bekliyorsunuz. Alıştığınız için Game of Thrones'a. Ama bu adamlar böyle biraz garip. Hani kötü de olabilirler. Tam bilmiyorum. Kötü diyenler var. İyi diyen biz iyiyiz diyorlar kendileri ama. Tabii kimse kendisine kötü demez. Ha, bir şey buldum. Şurası. Bakayım mantarı. Bunlardan bayağı bol var ya. Deri falan ne varsa aldık ya direkt. Ölüm tavuk. Tavukla bile savaştınız mı ya?
bu kadar kalabalık insan nerede? Arkamızdan falan mı çıktılar? Yok. Burada bir kişi gözüküyor da. Neyse. Alın size örümcek. Yavaşlamayla yaptık. Bu hava yücüsü olduğu için hava veremeyeceğiz. Maalesef. Bu etkisiz hale gelecek. Enerjisi artacak çünkü onun. Oo, bunlar bayağı arkadan gelecekler. Bu nereden geldi abi? Evet, şok uğrattı. Oo, arkamızdan gelmişler. Bunlar bayağı bir büyücü şeyi. Evet, son adam sıra bende. Ondan sonra bittiniz oğlum. Bittiniz. Oraya çıkar. Mükemmel. Buradan abi bir kereye mahsus. Evet, öldü ve herkese şok uğrattık. Çok güzel bir hareketti ya gerçekten. Orada suyun olduğunu görememek, bir şey demiyorum artık. Verdik. Sıra bende. Şundan kan herhalde yerdikten. Oraya atmayacağım bir daha. Sırayla onlara çünkü adamlarımız şoklu olduğu için maalesef. Örümcek de şokta. Orayı örümcekle kapatmamız çok iyi oldu, oradan geçemiyor. Atışlara falan da geçmiyor çünkü bu tarafa gelmiyor büyüleri. Oo, kritikul şey yaptı. Bir daha kritikul şey yaptı. Evet, şimdi artık toparlanmamız lazım. Evet. Bu nedir abi? Birlik verdi. Valla bizim örümcek iyi barikat kurdu oraya ya. Biraz gidici gibi ama.
verecek. Aman abi. Evet, oklar gelmeye başladı artık. Dememe kalmadan buraya takılı, çok iyi. Orada yükseklik varmış biraz. Aa, bu hala şokta ama. Alın bakalım size bir örümcek daha. Biri gider, biri gelir. Yani süpersin ya gerçekten. Muhteşemsin. Ama hava bir üstü yaramıyor. Sen şuna enerji ver. Sabret bir el daha bekleyelim ya. Bu da gitti. Bir tek okçuları kaldı. Şimdi sağlam ok atıyormuş ama. Artık sonu. Zehir denen iksiri. Ölümcül sporlar tomarı. Hava direnci iksiri. Orta iyileştirmek iksiri. Ve her zaman bu bölgede yetişen toprak dili mantarı. Ve Drudek. Yeah.
Ya şimdi burası nereye gidiyor? Üstten gelseydik nereye gidiyordu? Ben anlam şu an veremedim ama. Neyse. Gidelim bakalım biraz daha. Sevimizi yapalım, yolumuza devam edelim o zaman. Haydi. Haydi bakalım. Ne cesetler. Artık tüy, kıl tüyü toplamayacağım ya, yeter. Çok oldu. Doğru gidiyoruz herhalde. O zaman ters yola gidelim. Savaş olacak ya. Neyse arkadaşlar, videoyu burada kesiyorum. Bir sonraki bölümde yine buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.